Giriş. Mor Salkımlı Ev, Halide Edip Adıvar'ın çocukluk günlerinden başlayarak anılarını anlattığı eseridir. Yazarın hayatının 1918 yılına kadarki döneminin anlatıldığı eser, 1955 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nde tefrika edilmiş ve 1963 yılında onun ölümünden hemen önce yayımlanmıştır. Anılarının devamı niteliğindeki ikinci eseri ise 1918 1923 yıllarının anlatıldığı Türk'ün Ateşe İmtihanı adlı kitabıdır. Halide Edip yazar, siyasetçi ve akademisyen kimliğinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nda 1919 yılında İzmir'in işgalini protesto mitinginde yaptığı konuşmasıyla da zihinlere kazınmıştır. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra yazarlığa adım atarken 21 roman, 4 hikaye 2 tiyatro eseri ve birçok inceleme kalemi alarak dönemin en çok eser veren yazarlarından biri olmuştur. Milli mücadele dönemini konu alan eserlerinin yanında dönemin kadın sorunlarını ele alan, onların psikolojisini detaylıca aktaran ve idealindeki kadın profilini yansıttığı romanları da edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Bir küçük kız İnsanın hayatında var olduğunu anladığı kimi yaşanmışlıkları vardır ki, bu küçük kız için doğduğu ev olan, Beşiktaş'taki mor salkımlı ev ismiyle hafızasında yer eden mekanda böyle bir yerdir. Anneannesi Eyüp Sultanlı Nakiye Hanım, sabahın ilk ışıklarıyla, bahçedeki çiçekleri ve ağaçları sırasıyla sular, küçük kız üzüm salkımlarının ve yaprakların arasında akşama kadar oynardı. Nakiye Hanım'ın ailesi, Eyüp Sultan'daki Mevlevi tekkesine bağlıdır. Kendisinin de ruhuna gerek dini vecibeleri yerine getirişi, gerekse kılık kıyafetiyle Mevlevilik hakim olmuştur. Küçük kız annesi Bedri 3-4 yaşlarındayken kaybeder. Onu en çok dizlerine otururken bulduğu huzurlu anlarıyla hatırlar. Mor salkımlı ev dışında, Teşvikiye Camii'ne giden yokuştaki küçük ev, ve ona annesinden fazla bakan süt Nehatice Hatice de küçük kızın hatıraları arasında yer eder. Yıldız'daki bu ev daha ferahtır. Annesi hasta yatarken babası sabahları saraya gider, akşam döner ve küçük kızla pek ilgilenemez. Verem olan annesi ameliyatta bir oğlan doğurur. Ancak bu ameliyat sırasında çocukla birlikte hayatını kaybeder. Annesini kaybettikten sonra Küçük kızın babası sürekli gözyaşları döker. Bu süreçte küçük kıza Ali Lala bakar. Küçük kız mor salkımlı ev kadar aydınlık olmasa da Ihlamur Caddesi'ne inen yokuştaki ahşap eve geldiğinde ailesinin diğer fertlerini de tanıma imkanı bulur. İlki 22 yaşında düzgün fiziğiyle dikkat çeken katip Kemal Dayı'dır. Kemal Dayı odasından pek çıkmaz ve en sevdiği iş resim yapmaktır. İkincisi, ölen Hayri dayının oğlu, yedi yaşındaki Refet'tir. Üçüncüsü ise, Saka Abdi'dir. Bir de, küçük kızın hayatı boyunca bağlılığını devam ettirdiği Mahmure abla vardır. O zamanlar dokuz yaşında olan Mahmure abla, Halide'nin annesinin ilk evliliğinden olan tek çocuğudur. Bedrifem hanımı, Mahmure'nin babasından ayırıp Edip Bey'le evlendirmişler. Edip Bey ise kıza kendi çocuğu gibi bakmıştır. Bu eve Mor salkımlı evi kiraya verdikleri için taşınmışlardı. Bu arada ev ahalisine bir de Saraylı Hanım eklenmişti. Bu kadın uzun süre sarayda hocalık yapmış ve daha sonra evlendirilip büyük babanın evine gönderilmişti. Küçük kız onun zengin kütüphanesinden çok faydalanmıştı. Küçük kız doğduğu ve pencerelerinden mor salkımlar sarkan odasında Hamine ve Mahmure ile uyuyordu. Gündüz Hamine'nin elinde Fransızcadan tercüme edilmiş kitaplar, büyük babanın elinde ise dini kitaplar olurdu. Büyük baba sarayda uzun süre görev yapmış, elindeki parayı Nakiye Hanım'ın cömertliği yüzünden yitirmişti. Mor salkımlı evde de karısınındı. Halide bir gün eve gelen Mehmet Efendi'den babasının evlendiğini ve kendisinin de artık onun evinde kalacağını duydu. Babası yıldızda oturuyordu. Küçük kız Mahmure ablayla mor salkımlı evden giderken oraya hasretle bakmıştı. Evin yeni hanımı genç ve güzeldi. Küçük kız güzel bir şey gördüğünde her zaman yaptığı gibi bu hanımın da üzerine atlamış, babası bu duruma hem çok şaşırmış hem de çok duygulanmıştı. Halide için bu evde zaman güzel geçmişti. Onu en çok rahatsız eden şey ise babasının kendisini İngilizlerin terbiye kurallarına, kılık kıyafetlerine göre yetiştirmeye çalışmasıydı. O, diğer çocuklardan neden farklı olmak zorunda olduğunu hiç anlayamazdı. O dönemde saraya mensup tanınmış Hristiyanların gittiği yuvaya verildi. Yuvadaki tek Türk oydu. Yuvayı idare eden Kiriyelen'i yaşlı, çirkin, fakat iyi kalpli, şefkatli bir kadındı. Bu yaşlı kadın, küçük kızın iç dünyasını keşfetmesini sağlamıştı. Halide'nin dilinden Küçük kızın şimdiye kadar anlattıkları hatırında rüya gibi kalmış şeylerdi. Bundan sonra anlattıklarını ise bilinçli bir şekilde hatırlıyordu. Koleje gidene kadar ilk defa ve belki de son kez arkadaş edinişim bu dönemde olmuştu. Arkadaşım şayeste herkese yardım eden ve tanıdığım insanlar içinde teni en esmer olan kişiydi. Bana hiç soru sormaması ki ben sorgu suale çekilmeyi sevmem, beni ona daha çok bağlamıştı. Çünkü bana sorulan sorular sanki ortalık yerde kıyafetlerimi çıkarmamı istiyorlarmış gibi hissettirirdi. Şayesteyi sevmemin bir sebebi de zeki olmasıydı. Ayrıca benim zayıflığıma karşın onun güçlü, kuvvetli ve hamarat bir kız olması da bir diğer sebep sayılabilirdi. Çocukluğumda bebeklerimi özellikle de elle dikilenleri çok severdim. Onları sonları hüzünlü biten kendi hayal ettiğim dünyalarda yaşatırdım ki sanırım bu romancılığımın da başlangıcı olmuştu. Akşamlarımızı yemeklerimizi ve diğer ev işlerini gören Havva Hanım'ın odasında geçirirdik. Bir esnaf kızı ve eşi olan Havva Hanım, kocası ölen kardeşinin dul karısını aldıktan sonra maddi olarak zor günler yaşamıştı. İflas etmişler, daha sonra evleri yanmış. Kocası ikinci karısından boşanıp oğluyla bir tekkeye girmiş ve başına gelenleri Havva Hanım'a yaptığı haksızlıklara bağlayıp ondan helallik istemişti. Eski bir tanıdığı olan Arziye Hanım onu Haminli'ye tavsiye edince bizim evde çalışmaya başladı. Ama evde evin hanımı gibi muamele görürdü. Üst kattaki küçük oda Kemal dayıya aitti. Kendisi maliyede katipti. Hiç gülmez, kendi halinde yaşar, güzel resimler yapardı. Bir gün Havva Hanım teyzeye karşıdaki evin kızını kendisine istemesi için baskı yapmış, fakat bunu Haminne'ye söylememesini, zira onun kabul etmeyeceğini dile getirmişti. Ancak Havva Hanım dayanamayıp Haminne'ye durumu anlatmış ama ne yaptıysa onu ikna edememişti. Haminne ondan birkaç gün sonra Kemal Dayı'ya kızın nişanlı olduğunu söylemesini istedi. Havva Hanımsa Kemal Dayı'nın haline dayanamayıp kızın evine gitmiş oradaki herkesin Çerkes olduğunu ve kızın babası zannettikleri kişinin aslında onun kocası olduğunu öğrenmişti. Durumu Kemal dayıyı anlattıktan kısa süre sonra henüz 25 yaşına basmamış olan Kemal dayı hayata gözlerini yumdu. Büyük babaya gelince, Haminne ile karakter olarak birbirlerine zıtlardı. Haminle, herkese karşı kibarken büyük baba sinirli bir mizaca sahipti okumayı bilir fakat yazamazdı. Haminne'nin kültürlü bir kadın olmasına karşın büyük baba siyasi ideal olarak her zaman ondan daha üstün olmuştu. Haminne duygularını göstermekten hoşlanmazdı. Öyle ki ölüm döşeğine gelene kadar bizleri bile öpmemişti. Ancak sevdiklerine karşı çok fedakardı. Ben yazmak konusunda Haminne'ye çekmiştim o da bazı aşk hikayeleri ve şiirler yazardı. Handan çıktığı zamanlarda bir gün bana defterini getirip yazdıklarını göstermiş ve bunları bastırmamın imkanı olup olmadığını sormuştu. Kitabı okuyunca yazdıklarındaki mübalağalı tavır beni şaşırtmış ve bastırmanın mümkün olmadığını söylemiştim. Çocukluğumun bayramları Güzel geçen bir Ramazan ayından sonra bayrama birkaç gün kala ev hareketlenmiş, hediyeler, mendiller hazırlanmıştı. Bayram gelince hepimiz büyük babanın odasına el öpmeye gitmiştik. En sevdiği erkek torunu Refet öldükten sonra eski neşesini kaybeden büyük baba, Refet'in bana Halit demesinden ötürü her zaman bana Halit derdi. Onunla bayramlaştıktan sonra Saraylı Hanım teyzenin odasına gittik o gün kütüphanesinden çıkarıp okuduğu Afrika seyahatnamesini hiç unutmamıştım. Haminli'ye göre bu kadın taşa bile okuma üretecek yetenekteydi. Seyahatnameyi bize anlatırken benim için yeni bir dünyanın kapıları da aralanmıştı sanki. Bu arada bayramda babam da sivil üniformasıyla eve gelmiş, bize atlas keseden çıkardığı paraları dağıtmıştı. Biz mahallenin yaşlılarıyla bayramlaşmaya giderken bize bayramlaşmaya gelenlerde Hamine'nin elini öpüp mendil, boyun bağı, frenk gömleği gibi hediyeler alıyorlardı. O gün ilk kez tiyatroyla tanışmıştım. Babamın yakın arkadaşları Sırrı ve Hakkı Beyler Beyoğlu'na gelen Fransız oyuncuları izlemeye gitmişler ve babamı da davet etmişlerdi. Sırrı Bey kültürlü bir insandı. Shakespeare'den yaptığı tercümeleri çok dinlerdim. Tiyatroda da beni yanına alıp sahneleri anlatmış, benimle ilgilenmişti. O dönem haminliğe sürekli bana okuma öğretmeleri için baskı yapıyordum. Sonunda beş yaşımı doldurunca babam izin verdi ve okul hazırlıklarına başlandı. O zamanlarda okula başlayacak kızlar, ipekli, süslü giysiler giydirilip, sırma işlemeli elifba ve cüz bulunan keseler boyunlarına asılır, arabaya bindirilirlerdi. Diğer çocuklar bu arabanın arkasından giderler, öndeki çocuk en bilinen ilahi söyler, arkadakiler de amin diyerek ona katılırlardı. Ayrıca onlara çil para verilir, lokma dağıtılırdı. Okula başlayacak çocuk, hocasının elini öptükten sonra Elif Bağ'ı tekrarlar, ertesi gün okulun kalfası gelip, tüm çocuklarla birlikte onu da alır okula götürürdü. Bu merasime önem verilir, aileler bunun için para harcar, mahallenin fakir çocukları da diğer aileler tarafından masrafları karşılanarak okula gönderilirlerdi. Ancak bu merasim beni korkutup heyecanlandırdığından babam bana eve hoca tutmuştu. Hoca akşamları selamlıkta bizi okutmaya gelirdi. Artık saraylı teyzenin odasına gidip kütüphanesinden Afrika Seyahatnamesini alıp okumaya çalışıyordum. Türkçe harfleri okumak bana daha zor geliyordu. Bir ara Mahmure abla bana Seren Camu Mevt adlı bir kitap verdi. İçinde insanın ölümü ve sonrasındaki ahiret hayatı hakkında detaylı bilgiler vardı. Kitapta yazılanlar beni çok etkilemiş, hatta korkutmuş, rüyalarıma girmişti. Günahkar insanların öbür dünyadaki durumlarından bahsedilirken, benim ilk günahım aklıma geldi. Büyük babanın dolabından şahesseyle tütün aşırmış ancak sigara kağıdı almayı unutmuştuk. Ertesi gün büyük baba elleri arkasında bizi bahçede beklemişti. Söylediklerini hatırlamasam da her biri beni çok etkilemiş, ruhuma işlemişti. İnsanın kötü bir hareket yaptıktan sonra duyduğu utancı o gün yaşamıştım. Kurban bayramı gelmeden bir gün önce Haminli ile her sene yaptığımız gibi Eyüp Sultan'daki türbeye gider, kurban kestirirdik. Babam bir erkek çocuğu beklemiş ve daha doğmadan adını Halit olarak belirlemişti. Ben doğduktan sonra da bana sürekli Halit diye hitap ederdi. Bayram günü herkes için ayrı ayrı kurban kesilir. Bense onların sesini duymamak için kulaklarımı tıkar, kafamı yastığın altına sokardım. Bu arada babam Yıldız'daki evinden bizim evin yakınlarına taşınmış, Nilüfer isimli bir kızı olmuştu. Üsküdar'daki evimiz. Mor salkımlı evden çıkmamıza neden olan acı olay, büyük babayla Kemal dayının aynı hafta arka arkaya ölmesi oldu. Bu matem havasının yoğun olduğu evden Üsküdar'daki eve taşındık. Evden taşınmadan bir gün önce yaşadığımız olay hala hafızamdadır. O gün Mahmur ablayla Hamine'nin kanaryası ile oynarken, onun elindeki ağır oyuncak kutusu kuşun üstüne düşünce hayvancağız ölmüştü. Mahmur abla beni Hamine'nin odasına göndererek, ona kuşu ölü bulduğumuzu söyleyip yalandan ağlamamı tembihledi. O ara Hamine, Dumas'ın tercüme romanlarından birini okuyordu. Önce ablamı dinleyip, sonra da bana onun anlattıklarının doğru olup olmadığını sordu. Ben şaşkın şaşkın bakınca önemsememiş görünüp yanındaki fikri yara üzerimi değiştirmesini söyledi. O ara ben de onun yüksek sesi okuduğu bir iyi bir de kötü iki kardeşin hikayesini dinliyordum. Ertesi gün Mahmure abladan bana yalan söyletip komik duruma düşürdüğü için intikam almak istedim. Ve bahçeden bir solucan alarak avucuma gizledim. Sonra da Mahmure ablanın yanına gidip gözünü kapayarak, ağzını açmasını söyledim. Bu genellikle çocuklara şeker verilirken yapılan bir numaraydı. Mahmur abla ağzını açınca da solucanı ağzına atıp kaçtım. Bu intikamı nasıl planladığımı hala bilemiyorum. Üsküdar'daki evin geniş bir bahçesi vardı. Mahallesi kocaman ahşap konaklarla doluydu. Oraya taşınınca Selimiye Cami imamı yeni hocamız olmuştu. Bu arada babamın Nilüfer'den sonra Nigar isimli bir kızı daha oldu. Yazı bizimle birlikte geçirmek için onlar da buraya geldiler. Selamlıktaki eğinli Ahmet Ağa'nın benim hatıralarımda yeri kıymetlidir. Halk edebiyatını bana ilk tanıtan bu zeki adam olmuştu. Ahmet Ağa bize hikayeler okurdu ki beni bunlar içinde en çok etkileyen Battal Gazi hikayeleriydi. Ondan sonra acam basması Ebu Müslim Horasani'nin hikayesini okumuştum. Eser olarak anlamasam da beni etkilemişti. Fakat her iki hikayede de geçen kahramanlar benim kahramanım olamamıştı. Ahmet Ağa, Hz. Ali'nin savaşlarına ait birçok hikaye okuduktan sonra benim ruhumun kahramanı o olmuştu. Napolyonlar, İskenderler yalnızca kağıt üzerinde ve kitaplarda Hz. Ali ve Hz. Ömer gibilerse insanların kalp ve zihinlerinde ideal birer örnek olmuşlardı. Üsküdar'da birkaç ev değiştirip en son Şemsi Paşa yalısına taşındık. Orada geçirdiğimiz Ramazan gecelerinde Ahmet Kara Karagöz ve kukla oyunları izlemeye giderdik. Bu sayede kültürümüzdeki yerli karakterleri tanımıştım. O zamanlar Saraylı Teyze ve Ahmet Ağa hayatımın vazgeçilmezleriydi. Bu arada saraylı teyzenin evlenme ihtimali olduğunu duyunca evliliği hep 20 yaş altı kadınlara özgü bir şey olarak düşündüğümden ilk zamanlar şaşırmıştım. Bir gün babamın saraylı teyzeyle evlendiğini ve böylece onun evden gitmeyeceğini öğrendim. Fakat bu duruma pek sevinmedim. O günden sonra sanki evin havası değişmişti. İki kadın ve bir de onların halayıkları Fikriyar'la Cemile arasındaki gerginlik evde huzuru kaçırmıştı. Babam üvey annemi mor salkımlı eve göndermiş, Hamin'le, teyze, Mahmure abla ve bense İcadiye'de başka bir eve yerleşmiştik. Bunun sebebi babamın beni Amerikan Koleji'ne yazdırmak istemesiydi. Yaşımı büyüterek beni koleje yazdırdı. Ancak kolej doktoru bunu hemen anlamış ve küçük olduğum için beni geceli olarak almamıştı. Sınıftakilerin en küçüğü olduğundan yalnız ve çekingendim. İngilizceyi çok çabuk öğrenmiştim. Bu arada teyzenin bir kızı oldu. Bu dönemde babam haftada bir bize uğrar, bazen beni Beşiktaş'a götürüp orada birkaç gece misafir ederdi. Ancak rakip evden geldiğimden üvey annemin çevresi bana tavır alır, soğuk davranırdı. İcadiye'ye dönünce de Beşiktaş'ta yaptıklarımla ilgili sorguya çekilirdim. Kolejden çıktıktan sonra ise icadiyede oturma zorunluluğumuz kalmamış, bir süre sonra Üsküdar'da başka bir eve taşınmıştık. Ancak babam daha sonra benim mor salkımlı evde kalmamı istedi ve orası daimi yerim halini aldı. Yeniden mor salkımlı ev. Mor salkımlı ev eski güzelliğini kaybetmiş gibiydi. Babam eve geldiğime çok sevinmişti. O gün ilk kez odada yalnız uyumuştum. Burada giyinirken, saçlarımı tararken yardım almamak beni biraz zorluyordu. Arapça dersleri için babam Şükrü Efendi'yi hoca olarak çağırdı. Ondan İslamiyetin inceliklerini öğrenmiş, beş vakit namaz kılmaya, oruç tutmaya ve Kur'an-ı Kerim okumaya başlamıştım. Geceleri seccadede oturup bana dert olan şeyleri Allah'la konuşurdum ki, konuştuklarım içinde en çok insanları hayvanlara ve diğer insanlara eziyet etmeye yönelten sebepleri anlamak vardı. O aralar yakın komşumuz olan Peyker Hanım'ın evine gidince biraz rahatlardım. Peyker Hanım sarayda tiyatro teşkilatındaydı. Dost canlısı, iyi piyano çalan, o dönemki kadınlardan farklı olarak eşi Hamdi Efendi'nin arkadaşları ve komşu erkeklerle de sohbet edip arkadaş olan bir kadındı. Eşi Hamdi Efendi'den bazı arkadaşlarının hürriye şehitlerinden olduğunu, halkın padişahı sevmediğini, millete huzuru getirmek isteyen birçok kişiye de kötü davrandığını duymuştum. Bu arada evde kardeşim Nilüfer'le yakınlaşmaya başlamıştık ve aynı odada kalıyorduk. Üsküdar'daki evi ziyaret ettiğim bir gün, 1895 yılında meydana gelen büyük depremi yaşamıştık. Herkes korkudan sokaklarda koşuşturuyordu. Bizim bahçenin de duvarı yıkılmıştı. Bense henüz işin ciddiyetine vakıf değildim. Ertesi gün Hemin'le gazetede kapalı çarşıda ölenleri tüm İstanbul'un nasıl bahçelerde uyuduğunu okumuştu. O yılın sonunda Mahmure abla evlendi. Eşi Yusuf enişte iç güveysi olarak eve gelmişti. Babam uzun zamandır Üsküdar'a gündüzleri gider, akşam kalmazdı. Bir akşam teyze ikinci çocuğunu doğurmuş, dört kıza bir oğlan eklemişti. Babam çocuklarını cinsiyet olarak ayırt etmez, hepsini severdi. Ancak akşam diğer eşinin oğlu olmadığından dolayı nasıl üzüldüğünü görmüştüm. Beşiktaş'taki influenza salgını nedeniyle hastalanmış ve bir de üzgün olduğundan sinir nöbeti geçirmiş, gece beni ölüyorum diye kaldırarak babamı getirmemi istemişti. Ona gün ışığınca peyker alayı getireceğimi söyleyip başucunda Yasin okuyarak onu sakinleştirdim. Sultan Tepesi'ne taşındığımızda Peyker Ala, Hamdi Efendi ve Nuri Bey'den ayrıldığım için üzgündüm. Nuri Bey hayatımda önemli izler bırakmış biriydi. Ben yedi, o ise 60 yaşına yaklaştığı zaman dostluğumuz başlamıştı. Paris'e namı Kemal bulunmuş. Temiz ruhlu, karşısındakinin yaşına önem vermeyen bir şairdi. Sultan tepesindeki evde de ikili hayat devam etti. Bir tarafta teyzeyle Hamin'le, diğer tarafta abla ve ailesi vardı. Ben her ikisiyle de görüşüyordum. Bu dönemde daha çok kendimi dersler, kitaplar ve piyano ile meşgul etmeye çalıştım. Aradan bir yıl geçtikten sonra teyze ile babam ayrıldılar ve Haminne ile başka bir eve geçtiler. Bu dönemde Arapça, İngilizce, şarkı dersleri alıyor, bir de Fransız Edebiyatı hocası olarak da Doktor Rıza Tevfik bana ders veriyordu. Rıza Tevfik'in Arapça ve Farsçası mükemmeldi. Ayrıca bana fikri olarak da farklı bakış açıları ve yeni ufuklar açmıştı. Yazdıklarımı da okuyup beğenmiş ve beni bu konuda cesaretlendirmişti. Ben hep kendi yaşatım çocuklardan farklı ve onlara yabancıydım. İçine kapanık ve çevrenin sıkıntılarına kafa yoran yapım serbest ve rahat bir gelişim içinde olmama engel olmuştu. Kolejde olduğum sürede ayda bir eve gitmek, çevrenin etkisi altında kalmamı engellemişti. Kolejde Miss Fensham ve Doktor Patrick beni gerek ruh, gerekse düşünce olarak çok etkilemişlerdi. Miss Fensham, İncil derslerinde bu eseri dini olduğu kadar fikri yönleriyle de bana anlatmıştı. Kendisi aynı zamanda iyi bir hatipti. Doktor Patrick ise felsefe hocamız olarak geniş bir ufka sahip, özgür düşünceye inanan bir insandı. Ailedeki sorunlar ve küçüklüğümden beri kendi yaşımdan büyüklerle daha iyi iletişim kurabilmem beni gündelik hayat ve gençliğin zevklerinden uzak bıraktı. Okulda zayıf olduğum matematik dersleri için Salih Zeki Bey bana ders vermeyi kabul etmişti. O dönem kendisi Beyoğlu'ndaki rasathanenin müdürüydü ve iki büyük okulda hocalık yapıyordu. En çok Agus Comte ilgisini çekerdi. Ona göre insanları idare edebilecek olanlar yalnızca alimler ve fikir adamlarıydı. Beni müsbet ilim anlayışı çerçevesinde eğitmek istemişti. Her hafta ilmi konularla ilgili bir ders mahiyetinde uzun mektuplar yazardı. Sene sonuna geldiğimizde bana evlilik teklif etmiş, ben de hiç düşünmeden kabul etmiştim. Babam yaş farkından ötürü bu evliliği istememiş ancak benim ısrarımla kabul etmek zorunda kalmıştı. Evlilik Babam Sultan Tepesi'ndeki evin bir dairesini evlilikten sonra bize vermişti. Salih Zeki'nin ilk eşinden olan oğlu da bazen bizimle kalıyor, bazen de annesi ve üvey babasının yanına Kadıköy'e gidiyordu. Geçmişte ben de onun gibi iki ev arasında gidip geldiğimden onu iyi anlıyor, ona hem acıyor hem de sorumluluk hissediyordum. Oğlanın sürekli toprakla ilgilenmesi onun ileride jeolojiyle ilgileneceğini gösteriyordu. Ben bir yandan ev hanımı olarak sorumluluklarımı yerine getirirken, diğer yandan da yazılarım ve fikri çalışmalarıma devam ediyordum. Akşamları babam ve Salih Zeki Bey ile Conan Doyle'ın hikayelerini okumak, beni hem İngilizce hem de Türkçe olarak oldukça ilerletmişti. Ayrıca Fransız edebiyatının dilinin zarifliği ve edebiyat sahasındaki kusursuzluğu da beni çok etkilerdi. Özellikle bu dönemde fikri anlamda beni en çok etkileyen Zola'ydı. Üstün insanlık düzeyi ve onların zaaflarını göstermek konusunda taviz vermeyişi beni etkilemiştir. 1903'te anne olacağımı öğrendim ve o yıl oğlum Ayetullah doğdu. 16 ay sonra ise kardeşi Zeki Hikmetullah dünyaya geldi. İkinci oğlum doğduktan sonra Rasathanenin müdür dairesine yerleştik. Yazları da Burgaz Adası'na giderdik. O dönemlerdeki en iyi iki arkadaşım yazı masam ve piyanomdu. O yıl 15 yaşında olan kardeşim Nilüfer, Mehmet Baha Pars da evlendi. Aynı yıl Mahmure ablanın eşi sürgüne gönderilmişti. Mahmure abla evde dört çocuğu ve kanında bebeğiyle hapis kalmış, askerler kapısında bekleyip kimsenin içeri girmesine izin vermemişlerdi. Bir süre sonra eşi Kudüs'e gönderildi. Bir süre sonra eşi Kudüs'e gönderildi. Mahmur abla bebeğini bizim yanımızda doğurduktan sonra o da Kudüs'e gitti. Bu sıkıntılı dönem bende uykusuzluk hastalığına sebep olmuştu. Burgaz'da tuttuğumuz yerin havası bana iyi gelmiş, tabiatın nimetlerinden ve güzelliklerinden yararlanarak yavaş yavaş sağlığımı geri kazanmıştım. İkinci Meşrutiyet 1908 Salih Zeki Bey, gazetede Sultan Hamid'in ikinci meşrutiyeti ilan ettiğini okuduğunda Peyker Ala, eşi Hamdi Efendi ve Hamine ile birlikte oturuyorduk. Meşrutiyet tabiri hepimizi şaşırtmıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulmuş, 3. Ordu'da görevli olan faal üyelerden Niyazi, Enver ve Fethi Bey ile Emine Semiye Hanım'ın ismi öne çıkmıştı. 3 ayda ülke baştan başa bu duruma uyum sağlamaya çalışırken, halk, zulüm, korku ifade eden rejimin devrilerek hürriyet, güvenlik vaat eden yeni rejimin geldiğini düşünüyordu. Bu arada İstanbul'da dönemin iki önemli hatibi Rıza Tevfik ve Selim Sırrı halka konuşmalar yapıyorlardı. Benim yazın dünyasına girişim de bu dönemde oldu. Tevfik Fikret'in başında olduğu Tanin gazetesinde Salih Zeki Bey makaleler yazarken ben de edebiyat kısmında yazıyordum. 1908 Ekim'inde Burgaz'dan Nuru Osmaniye'ye taşındık. Bu dönemi yazı işleri, ev, çocuklar ve bana gönderilen farklı konulardaki imzalı mektupları cevaplayarak geçiriyordum. Tanımadığım farklı sınıflara tabi kadınlar benim yanıma geliyor, sorunlarını anlatıyor, akıl danışıyorlardı. O dönem kadının hem aile hem de sosyal hayattaki durumunun ne kadar sıkıntılı olduğunu görmüştüm. O ara imzasız olarak gelen ve artık taninde yazmamamı, aksi takdirde ölümle cezalandırılacağımı yazan bir mektup aldım. O ana kadar hiçbir faaliyete katılmadığımdan bu mektubun sebebini de anlayamamıştım. Önce korksam da sonrasında manevi bir cesaretle bunu yazanların ülkede yeni ve ilerici fikirleri istemeyen ve yok etmeye çalışanlar olduğunu anladım. 25 yaşına gelmeden sahip olduğum edebi ün, beni bu noktaya getirmişse de yazılarıma devam ettim. 31 Mart sabahı silah sesleriyle uyandım. Peker Alan'ın oğlu, kara listede benim de adımın olduğunu babama haber vermişti. Bunun üzerine çocuklarla Üsküdar'a geçtik tüm gece Sultan Tepesi silah sesleriyle inledi. Gece vakti evin arkasındaki Özbekler tekkesinden gelen adam, benim ve çocuklar için tekkenin daha güvenli olduğunu söyleyince birlikte oraya geçtik. Sabah olunca çocuklarla kıyafetlerimizi değiştirip Amerikan Koleji'ne gittik. Orada güvende olduğumuzu anladığımda memleketin içinde bulunduğu durumu düşünüp hıçkıra hıçkıra ağlamıştım. Dört gün orada kaldıktan sonra güvenliğimiz için çocuklarla Mısır'a gittik. Mısır ve İngiltere günleri. Vapurla beş günde İskenderiye'ye vardık. Ermeniler bizi karşılayıp bir otele götürdüler. Çocukların burada havası değişmişti. Burada onlar için farklı ve neşeli bir ortam vardı. İstanbul'dan gelen mektuplar Amerikan konsolosu aracılığıyla geldiğinden sıkça oraya gidiyordum. O dönem kızıl ve kızamık salgını baş göstermiş, küçük oğlum kızamık olmuştu. Doktor oğlumun hasta olduğunu söylediğinde olduğum yere yığılı verdim. Yalnız ve ailemden uzakta olmak çok zordu. Salih Zeki Bey'e telgraf çekerek oğlumuzun hasta olduğunu söyledim ve Mısır'a gelmesini istedim. Bir taraftan da İstanbul'daki durumu merak ediyordum. Bu arada İngiltere'ye davet edilmiştim. Her ne kadar çocuklardan ayrılmak istemesem de Salih Zeki Bey ile yaptığımız uzun tartışmaların sonunda gitmeme razı geldi ve Mısır'dan yalnız olarak İngiltere'ye geçtim. Bu süreçte beni zorlayanlardan biri de şapka giyinmek olmuştu. İngiltere'ye gittiğimde Miss Free beni Londra'daki evine götürdü. İlk günler dönemin önemli sanatçılarının toplantılarına katılıp ilk kez bir topluluğa hitap etmiştim. Orada tanıdıklarım arasında beni en çok etkileyenlerden biri Muharir Nevinson'du. İdealist, inançlarından taviz vermeyen biriydi. Edebi anlamda ise beni en çok etkileyen Maysfield'dı. Yine o dönem Oxford Üniversitesi'nin hocalarından Russell'ın evinde bir hafta kadar kalmıştım. Russell evinde birçok Amerikalı kadın misafir eder, tüm gün kadın erkek eşitliği üzerine konuşmalar yapar kadın hareketlerine destek verirdi. Salih Zeki Bey ile ayrılığım. İstanbul'a döndüğümde Sultan Tepesi'ne gidip çocuklarıma kavuştum. Küçük oğlum o gece uykusunda annemi öldürmeyin diye sayıklıyor ve ateşler içinde yanıyordu. Tifo olduğunu öğrendim. Seviye Talip romanımı bu uykusuz geçen gecelerimde kaleme almıştım. O yıl üzerine çalıştığım pedagoji alanında makaleler yazıyordum. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olan Sayit Bey'in talebi üzerine kız öğretmen okulunu gezip, tetkikler yapmış ve yapılması gerekenleri rapor etmiştim. Ayrıca okula tedris usulü hocası olarak girdim. Bu arada Balkanlarda darbenin ayak sesleri yükseliyordu. Enver ve Fethi Beylerle ideali sasker. Doktor ve siviller direnişe destek vermek için oraya gittiler. 1910 yılında Salih Zeki Bey ikinci kez evlenmek istedi. Yanya'da bulunan babamın yanına giderek bu kararını gözden geçirmesi için kendisine zaman verdim. Ancak döndüğümde durumun değişmediğini görüp, 9 yıllık evlilik hayatımı bitirerek kendisinden ayrıldım. Sonrasında 3 ay kadar hasta yattım. Yatakta kaldığım dönemlerde ise yazılarımı yazmaya devam ettim. Bir süre sonra Fazlıpaşa yokuşunda bir eve yerleştim. 1910 yılının sonlarında okuldaki derslerime yeniden başladım. Bu arada Balkan Harbi çıkmıştı. Ziya Gökalp o günlerde sıkça misafirim olurdu. Çoğunlukla yanında Yusuf Akçura da bulunurdu. Öncelikle yeni turan olmak üzere ilk eserlerimde kendisinin etkisi olmuştur. Balkan yenilgisi 1911'de İttihatçılar mecliste çoğunluğu kaybetmeye başladığı dönemde Balkan felaketi büyümüştü. Ben Haziran'da tekrar İngiltere'ye gidip Cambridge'de iki odalı bir daire tuttum. Öyle zamanları sokaklarda dolaşır ve sonrasında tüm gün yazı yazardım. Ülkeme döndüğümde Balkan Harbi'nden yenilgiyle çıkmıştık. Bu harp kadar kötü idare edilmiş bir harp tarihimizde yaşanmamıştır. O kış İstanbul'da görülen sefalet korkunç boyutlardaydı. Mahmur abla ve çocuklarıyla Hamin'le Üsküdar'a yerleştiler. Bense Nakiye Hanım'ın evinde Teali Nisvan Cemiyeti'nin yardım kolunu düzene sokmaya çalışıyordum. Bu ilk kadın kulübünde yeni fikirler geliştirmek amaçlanırken merkeze Fransızca, İngilizce dersleri veriliyor, ayrıca ev ve çocuk bakımı hakkında da kadınlara bilgilendirmeler yapılıyordu. Ben sabahları buraya gelir, akşama kadar çalışırdım. Anadolu'lu hasta askerlerin yüzleri yenilmiş Türk ordusunun Makedonya'dan aç, susuz ve soğuktan titreyerek İstanbul'a gelişleri aklıma geldikçe bir kabusu yaşıyormuş gibi hissederdim. Bu arada Teali Nisvan Cemiyeti hastane kurmuş ve oradaki hastalara yardım etmek ve Makedonya'daki sivil Müslüman Türklere yapılan zulümleri protesto için miting düzenlemiş, altı kadar tanınmış kadın şair ve yazar burada konuşma yapmışlardı. Bunlar içinde en çok öne çıkan isim Celal Sahir'in annesi Fehime Nüset Hanım olmuştu. Tüm bu süreçte yaşadıklarım beni çok yormuş, 1913 Aralık ayında bir süre hastalanmış ve Alman hastanesinde yatmıştım. Bu arada Babali baskını oldu. 1913 Temmuz'unda Türk ordusu Edirne'yi geri almış ve Balkan Harbi son bulmuştu. Müfettişlik görevim ve Hamilli'nin aramızdan ayrılışı. 1913-1915 yıllarında iddiaçıların yapıcı güçleri etkisini kaybetmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nda tanınmış adamlar bulunmasına rağmen planlamada gerekli netlik sağlanamadı. Ben bu süreçte fikir ayrılıklarından dolayı görevimden çekildim. Ancak bir hafta sonra Talat Paşa, Doktor Nazım ve Ziya Gökalp ziyaretime gelip Talat Paşa eğitime yaptığım ve yapabileceğim hizmetlerden bahsederek istifamı geri aldırdı. Yeniden başladıktan üç ay sonra ikinci ve son kez istifamı verdim. O dönem İddiat ve Terakki'nin Şeyhül İslam'ı Hayri Efendi vakıf okullarında önemli reformlara imza atıyordu. Öncelikle medreselerin bir kısmını birleştirip onları bir kız ve bir de erkekler için olmak üzere tek çatı altında topladı. Kız mekteplerinin müdürü Nakiye Hanım, müfettişi ise ben oldum. Bu vesileyle her hafta İstanbul'un farklı semtlerine gider, çocukların ailelerini tanımaya çalışırdım. Özellikle Sinekli Bakkal ve Kasımpaşa en çok gittiğim yerlerdi. Bu arada evde Mahmure abla ve eşi benimle kalıyor, kardeşim Nigar, Nakiye Hanım'ın okulunda hocalık yapıp akşam bizim eve geliyordu. Hamine de bizimleydi ancak o sıralar gördüğü yeni gençler ve erkeklerle konuşan onlarla arkadaş olan sigara içip kollarını sallayarak yürüyen kadınlarla onların giyimleri Haminley'e çok yabancı geliyordu. Bu arada ikimiz de Mor Salkımlı evi çok özlüyorduk. Evde bulunduğum zamanlarda birçok arkadaşım ağırlardım. Onlar içinde Hamine'nin tek muhabbet ettiği erkek aile doktorumuzda olan Doktor Atlandı. Hamin'le onu Kemal dayıya benzettiğinden kendisine yakınlık hissederdi. Bir sabah Hamin'le'yi sofrada yerde yatarken buldum. Konuşamıyordu. Her zaman hasta olursam üç günden fazla yatmam derdi. Garip bir şekilde onun öleceğini hissetmiştim. Doktor Adnan'a haber verdik. Dokuz gündür yataktaydı. Ancak bu süreçte her hizmetinin başkaları tarafından görülmesi onu çok üzüyor, gözlerinde özür diler bir ifade görüyorduk. Hamin'le benim çocukluğumla olan son bağımdı. Bir gece ansızın aramızdan ayrıldı. Onu Sultan Tepesi'ndeki mezarlığa gömdük. 1914'te Nakiye Hanım'ın mektebindeki çocuklar için Kenan Çobanları isimli bir piyes kalemi aldım. Üç sahneli bir piyesti. Ancak tamamı basılmadı. Çocukların provalarını Yahya Kemal takip etmiş, sahne ve dekorları Ertuğrul Muhsin'le birlikte hazırlamıştık. Piyes, o dönem Türk Ocağı'nda kalabalık bir topluluk karşısında sahnelenmişti. Suriye ve Lübnan Yılları Suriye ve Lübnan'da geçen hizme sürem zorlukla doluydu. Araplar, Türklerden karakter itibarıyla farklı olmakla birlikte sıcak kanlılıklarından dolayı onları sevmiştim. Buraları tanımama vesile olan Cemal Paşa olmuştu o Suriye'de sürgün olan Ermenilere karşı devlet adamlığına yaraşır bir şekilde davranmıştı. Suriye'de okullara disiplin ve düzen getirmişti. Bana Falih Rıfkı Bey'le gönderdiği mektupta okul açma girişimini ve benim Suriye'ye şahsen gitmemin mümkün olup olmadığını sordu. 1916'da yolladığı ikinci mektubunda ise Nakiye Hanım'la birlikte Suriye'ye gelip Şam, Beyrut ve Lübnan'da okul açmak için planlamalar yapmamızı rica etti. Bu daveti kabul ederek Türk İslam eserlerini incelemek üzere benimle gelen Hamdullah Süpi Bey ile birlikte yola çıktık. Önce Halep'e, oradan Humus'a geçtik. Cemal Paşa'nın ailesi Lübnan'da yaşıyordu. Onunla mekteplerle ilgili planlamayı yapmak üzere Beyrut'ta görüştük. Burada halk sefalet içindeyken bir kesim lüks içinde yaşıyordu esas olan eğitim aracılığıyla insanların bilinçlendirilmesi ve yeni zihniyetin temellerini oluşturabilmekti. 1914 yılında parlamentomuzda Araplar vardı. Ancak anayasadaki haklarına rağmen onları kendimize bağlayamadık. Onlara Anadolu'dan daha fazla emek verip para harcamış ve bu topraklarda Türk askerlerinin kanları dökülmüş olmasına rağmen Araplar onları koruyan Türkleri istemiyorlardı ki bunun sebebi eğitim ve yönetim anlayışında gerekli zihniyeti aşılamakta yetersiz kalmamızdı. Beyrut'tan Şam'a geçip raporu teslim ettik. Oradan Kudüs'e geçtik. Buradaki anılarım arasında Camii Ömer'le ilgili olanlar ilk sıradaydı. Görkemli kubbesi şehre ayrı bir hava veriyordu. İstanbul'a dönmeden Ayın Tura Yetimhanesi'ni de gezdik. İçinde Türk, Ermeni ve Kürt çocukları vardı. Eylül 1916'da İstanbul'a döndüm. Her yerde savaşın insanları soktuğu ümitsizlik ve sefalet havası hakimdi. Ayın Tura yetimhanesindeki çocukların sayısının artması üzerine Cemal Paşa hem orada hem de Lübnan ve Suriye'de mektep açma faaliyetini devam ettirmem için bana teklif sundu. Yetimhanenin yalnızca müfettişi olmak kaydıyla bu teklifi kabul ettim bölge valiliklerinin de yardımlarıyla Ocak ayında mektepler açılıp öğretime başlandı. Sadece Arap dünyasında değil, diğer yerlerde de Ayın Tura Yetimhanesi'ndeki çalışmalarım kadar ruhumu tatmin eden çok az iş olmuştur. Çünkü orada acı çekenler suçsuz çocuklardı. Yetimhanedeki çocukların çoğu hastaydı ve yaşadıkları ortam çok kötüydü. İçlerinden bazıları büyük ve güçlü oldukları için diğer çocuklara baskı uyguluyorlardı. Önce yetimhaneyi temiz ettik. Ardından eldeki malzemelerle çocukları bir sanat sahibi yapıp yetiştirmek için çalışmalara başladık. İki ay içinde tüm çocukların kıyafetleri kendilerinin ördüğü kumaşlardan yapılıp ayakkabıları tamamlandı. Ayrıca Kürt ve Ermeni çocukları arasındaki çekişme son bulmuş, aynı dokuma tezgahında beraberce çalışıp arkadaşlık etmeye başlamışlardı. Bu dönemdeki yoğun çalışmalar beni bitkin düşürmüş, anemi teşhisiyle bir hafta hastanede yatmıştım. Doktor Adnan, Türk ordularını incelemek için Suriye'ye geldiğinde tatil için onunla İstanbul'a döndüm. 1917 yılının Eylül'ünde ise yeniden Suriye'deydim. Ayın Tura'da durum çok iyiydi öğrencilerden yetişen genç kunduracılar dışarıdan bile sipariş alıyorlardı. Ancak küçük çocuklara daha çok önem verilmesine rağmen gelişimleri yetersizdi. En büyük eksikleri aileleriydi. Kasım ayında cephede işler karışmıştı. Şam'a gittiğimde Cemal Paşa İstanbul'a geri çağrıldığından dolayı üzgündü. Burada kurduğu düzenin bozulmasından korkuyordu. Fakat gelen emre uymak zorundaydı. Giderken İstanbul'dan gelen hocaları götürmeyi istediyse de hiç kimse gitmek istemedi. Ben de hükümet bize resmen mektepleri terk etmemiz gerektiği emrini verene kadar burada kalacağımı söyledim. Bu arada ayın tura için birkaç aylık erzak toplamaya çalıştım ve Beyrut'a geri döndüm. Genç Araplar bana eserlerimden bazı bölümleri Arapça ve Fransızcaya çevirip sahneleyerek unutamadığım bir sürpriz yapmışlardı. Mart ayında mektepler kapandığında hocalarla birlikte İstanbul'a dönerken birçok hoca Ayıntura'da kalmaya devam etmişti. Yetkililerden Beyrut'ta askeri hareketler başlarsa ayın turayı Kızıl Haç'ın himayesi altına almalarını isterken Ermeni çocuklarını da Kızılaya teslim etmelerini talep ettim. 4 Mart'ta samimi vedalar ve gözyaşları arasında oradan ayrılmıştım. Üzerinden geçtiğim tüm Arap diyarına Buradan selam olsun. Sonuç